Özlem Altun'u niye çağırdım? Geçen sene yaptığımız yayın kopukluklar oldu. Onu telafi etmek adına bir de bir Evet. Payidar Tüfekçioğlu yayını yapmıştık. Şey paylaşımı yapmıştım. Onun altına Aynen. yorum yapmıştınız. Ben de hani bunu konuşalım diye Tabii. çağırdım. Şimdi az önce dediniz Yani ya. 5-6 yıl Paydar'la biz yan Evet. yana Deli Yürek'te Kenan İmirzalıoğlu'nu seslendirdi. Kenan sonra sesi çekimlerde yetenekli bir çocuk zaten, yetenekli biri. Çok saygılı da biri, onu da söylemiştim. Yani yolculuğuna çok güzel devam ediyor bence. Kesinlikle. Çok beyefendi biri. Bu sektörde çünkü çok az bulunur bu özellikler. Biz de öyle şakalaşıyorduk ya işte sen benim sevgilimi yine konuşacaksın değil mi diye hep ayrı dizilerde. Evet. Ya evet, orada hani bir dizide üç ayrı oyuncuyu, aslında aynı Evet, Deli Yürek. iki farklı karakter, üç ayrı oyuncu. Evet. Zeynep Tokuş Amerika'ya gitmişti. Sonra onun yerine başka bir bayan Melda. arkadaşımız Melda geldi. Bekcan geldi. Melda. Zaten Melda Bekcan'ı ben Mavi Rüya dizisinde tekrar seslendirdim. Devam ettim yani onu seslendirmeye. Şey çok enteresandı. İlk işte esas kızımız farklı biriydi. Oylum Ökten. O heykeltıraşmış galiba. Ben öyle okudum. Doğru mudur bilmiyorum da, ya da isim Olabilir, benzerliği de olabilir, olabilir. bilmiyorum. Ben o dönem Osman Sınav mesela benim çok takdir etmiştim. Audition gibi bir şey yaptık biz ilk başta. Mesela geliyordu, o kadar karakterlerine sahip çıkıyor ki onu kim konuşacak, nasıl konuşacak, enerjisi ne, ruhu ne, sizi tanıyor. Birlikte bir kayıt yapmıştık. Belki o etkili olmuş olabilir. Yani Oyrum'dan sonra kız, yani Oyrum'u öldürdüler. Ondan sonra ben dedim bitti herhalde hani çünkü öldü karakter. Sonra Zeynep Tokuş hayır Özlem seslendirsin demiş. Yani benim o gün de demiştim ya böyle çok aile gibi hissettiğim Osman Sınav prodüksiyonu. Hatta benim Şefkat diye bir albümüm var. Bilmiyorum biliyor musun? YouTube'da şu an sadece. Onda bile ilk daha oluştururken işte kendi yazdıklarımı özgün müzikledim. Biraz meditatif bir şey. Feyyaz Kuruş beni böyle dürtüklemişti. İşte sen mistik bir yanın var, kulağın var. Yazıyorsun, çiziyorsun, yapsana diye bir 20 yıl önce yaptığım bir şey. Bana çok sağ olsun çok iyi fikirler vermişti Osman Sınav. Çünkü çok farklı bir, hele 20 yıl önce böyle Enya Kenya gibi bir şey aslında yurt dışında yapılan örneklerde. Tabii ben böyle handmade bile CD'sini yapıp ellerimle o şekilde çıkarmayı düşünüyordum. MSG'ye de üyeyim ayrıca. Ayrıca Besat Gerçeker'e de bir sev kardeşim diye güfte yazdım. Yani güften var. Oradan Onu kim okudu peki? Enbe Orkestrası değil mi? Besat Embe, evet, Gerçeker'in. Embe Orkestrası'nın ilk albümünde, enstrümantal bir albümdü ve çocuğu bebeği olacaktı. O da We Are The World gibi bir sadece bir şarkı istiyorum dedi. Ben de tabii öğrenmeyi çok çok seviyorum, meraklıyım, öğrenmek istiyorum. Buna SQ diyorlarmış artık hani IQ, AQ, SQ. Öğretin bana dedim, failün, failatın çünkü çok o hece yapısı falan o müziğin üzerine nakşedildiği için. Valla sabah 5'e kadar uğraştım biliyorum. Zaten hazırdı benim kafamda sözler. Ben dörtlüklerde seslendirme yapıyorum şarkıda. Ama MB'deki ismini şimdi hatırlayamayacağım. Fakat çok iyi bir performans. Caz modunda caz performansıydı. Sev kardeşim. Deli Yüreğin bir de şöyle bir özelliği vardı galiba. İlk soundtrack albümü olan dizi idi bildiğim kadarıyla. Arya yapıyordu müziklerini. Evet, İşte evet. Ona Bora. biz gitmiştik. Evet Aynen. evet Aynen Bora. Bora Ebeoğlu, Oya Küçümen, Zara vardı Aynen. galiba. Bir Evet, de evet, evet. sözleri Ömer Lütfü Metin'in, Osman Sınav'ın vesaire, Anonim ya da Yunus Emre falan yazdı. Bir Kesinlikle. albüm de, o albüm çok güzeldi. Yusuf'u kaybettim mesela çok iyi bir albümdü. Ben onu çok çok dinlemişimdir. Bizim de repliklerimizi orada tekrar aldık. Yani o enerjiyle, gerçek enerjiyle.
Diziden alınmadı, gittik biz Paydar'la onların seslendirmesini de yaptık albüm için. Ay, ne güzel hatırlattın, evet ya, öyle bir şey vardı. Ben çok çok seviyordum zaten müziklerini, kuşçu karakterine bayılıyordum. Tabii bizim Ya benim toplumumuz için önemli bir dizi. biraz şey yapıyor, diziyle gerçeği biraz karıştırıyor. Şimdi kuşçu karakteri böyle mutasavvıf, tasavvufa meyleden, Evet, Mevlana, işte dinden bahseden, işte evliya menkıbeleri anlatan bir karakter. aynen, Ama aynen. daha sonraki onun kendi görüşlerinde onun işte ateist olduğunu ifade etmesi falan, o diziyi sevenlerde biraz böyle hayal kırıklığı oldu. Ya bu oyuncu, yani bunu oynayabilir. Dini Tabii görüşü, tabii. Şimdi bambaşka şeyler inancı, oynuyor. tabii Aynen. inancı başka olabilir, bizi çok Tabii ilgilendirmez. ki. Ama mesela Çağrı filminde de Hazreti Hamza'yı oynayan adam Hristiyan'dı. Çok da güzel Evet, oynamıştı. tabii. Onu Müslüman bir Ya oyuncu onun çok oynadığında çok kötüydü mesela, hiç beğenmemiştim. şöyle diyebilirim. Bu kavram karmaşaları yaşamda çok var. Ben demin ne dedim? Çok meraklıyım. Gelişmeye açığım. Analiz edip araştırmak gerekiyor her şeyi. Bu çok kıymetli bir şey. Öğrencilere de hep bunu söylüyorum. Ya yaşamın zaten sonuna kadar öğrenme süremiz. Bence oyunculukta ve seslendirmede zaten böyle. Çok geniş bir alan. Hele ben reklam derslerine giriyorum. Reklam normal seslendirmeden daha da farklı. Çok özgür, ucu bucağı olmayan konularda. Kuantum, işte ateizm, mevlevi durumlar. Yani her şey olabilir. Ve şu an hep şunu da söylüyorum öğrencilere. Deli Yürek dizileri var mı? Yok. Öyle ilişkiler var mı? Yok. Çünkü yaşam hızla değişiyor, dönüşüyor, kavramlar değişiyor, dönüşüyor. İyi bir seslendirme sanatçısının yaşamı da algılaması çok önemli. Sadece bir vizyonun olması çok önemli. Bir sürü şeyle ilgilenmesi çok önemli. İşte ben mesela düzenli yüzerim. Demin söyledim, yemek yapıyordum. Yarın ben de federale gideceğim. Bütün gün iki sınıf reklam dersi işleyeceğiz. Ve Afrika'ya gideceğimiz için sıkıştırmıştık programı. 6-7 gün her gün federalde olacağım ama Afrika'ya gitmiyorum. Köpeğimle gitmek istiyorduk Aralık sonu ama herkes biliyor, kapılar kapandı. New Variant diye bir durum var. Evet, Ben maalesef. de çok zorlamak istemedim açıkçası. Bu arada ben az önce söylediğiniz, ben de söyleyeyim. Arkadaşlar, Özlem Altın'ın doğum günü 1 Ocak. Evet, 1 Ya Ocak. gerçekten 1 Gerçek 1 Ocak. Ocak. Bazıları, Türkiye'de en çok doğum gününe sahip olan Evet, insanların doğum evet. günü 1 Yani Ocak'mış. aynen, bilinmiyorsa 1 Ocak diye yazılıyormuş. Ben de duymuştum onu. Ben asker kızıyım. Denizci astsubay kızıyım. Baya ben Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde 1 Ocak 10.30'da, saat 10.30'da annemin canını okuyarak gelmişim. İyi ki gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bence de iyi ki gelmişim. Evet. Bunda tevazuya hiç gerek yok. Az Hiç, önce... hayır, hiç fena değil yani. Değişik ama mesela her şeyi konuşabiliriz dedin ya. Şeyi çok merak ediyorum. Yani işte ben niye Afrika'ya gidiyorum mesela? Gezegende diğer insanlar da nasıl yaşıyor? Çok merak ediyorum. Ve bu aslında benim mesleğime de bir katkı. Ya da bu meslekten olmasak da yaşam tarzımıza, ruhumuza, anlayışımıza, vizyonumuzun gelişmesine de bir katkı. Yani aslında bir IQ ve EQ, bir matematik var. O matematiği anlamak da çok kıymetli bir şey. Çok daha barışık oluyorsun, çok daha mutlu, huzurlu oluyorsun. Bunu merak ediyorum. Mesela biz neyi yanlış yaptık da 2 yıldır böyle bir süreç yaşıyoruz? Yani Metehan Çinlilere çok falan çok mu çok mu şey yaptı, ya da bu Cengiz Han Çinlilere çok mu merhamet gösterdi falan diye. Ya tabii bir sürü hikayeler var Evet, o yani, bu işin bilerek yayıldı. Laboratuvardan işte kırıldı da, şurada da oldu, bu da oldu ben falan bununla filan. alakalı şöyle bir şey okumuştum. Çok da hak veriyorum. Kelebek etkisi denir ya. Evet, tabii. Çin'de işte bilmem Çok da önemli Wuhan, bir şeyden tabii bahsediyorsun. Wuhan'daki bir pazarda adamın yediği
bir ne yediyse artık ondan Aynen. bulaşan bir virüs şu an Evet, öyle bir kelebek belgesel de etkisiyle var. Evet. dünyayı Evet. kasıp kavurdu. O yüzden yaptığımız şeylerin ya da yaşadığımız ufak şeylerin aslında büyük sonuçlar doğurabileceğine çok çok güzel bir örnek. İki Kesinlikle. sene Tabii. olacak neredeyse. Hatta Kasım'da galiba 2019 Kasım'da yayılmıştı. Covid-19 denmesinin sebebi de 2019 olduğu için. Evet. 2 sene oldu neredeyse. Tabii. Yani bize hala neredeyse eve tıkacaklar. Bakalım. İnşallah olmaz öyle bir şey. Bakalım. İnşallah, inşallah. Yani bu varyant orada kalır, biter, dönüşmez. Buraya gelirse evet karantina yine başlar. Ben size bir şey soracağım ya. Bir soru hazırlamıştım ama şunu çok merak ediyorum. Az önce dediniz ya, şimdi bu yayına gelip mesela yorumlarla size sevgisini belirten insanlar var. Çoğu zaman televizyonda görmüyorlar ama sesinizi duyuyorlar. Evet. Yani herhangi bir oyuncu olarak vesaire falan bir yerde görmüyorlar ama sizce bir insan seslendirme ve dublaj sanatçısını bu sanatı ben sanat olarak adetmek istiyorum. Neden seviyor? Ya ben mesela sizce yani benim gibi birisi ya da benim gibi bir sürü vardır elbette. Belki hani harekete geçip bu şekilde paylaşımlar yapmıyordur ama onlar da hani beni takip edenler için söylüyorum. 35 bin kişi falan. Şimdi bu insanlar seslendirme ve dublaj sanatçısını veya seslendirme ve dublajı neden bu kadar çok seviyor? Çünkü eğer iyi dublajlar dinliyorlarsa, mesela 80'de Sting'in biz DNR seslendirmelerini yapmıştık. Sementa'yı seslendirmiştim ben. Bir sürü ilgilenen arkadaş orijinal halini izleyemiyoruz. Yani o kadar güzel bir kast, o kadar keyifli bir dublaj ki diye ben çok duydum. Çok teşekkür de aldım. Şimdi bizim öğrencilerimize anlattığımız şey de bu. Biz duygu işçisiyiz. Aslında ses çok önemli değil. Herkesin sesi çok iyi. Sadece önemli olan o sese ruhumuzu aktarabilmek, duyguları, o duygu işçiliğini işleyebilmek. Onu da gerçek ve samimi biçimde yapmamız gerekiyor. İşte ben yarın gideceğim, bunları anlatacağım. Gerçek ve samimiyet her zaman ulaşıyor insanların gönlüne, ruhuna, beynine. Reklamlarda da böyle. Eğer ben gerçek ve samimiysem inanıyor bana, güveniyor ve gidip o markayı alıyor. Değil mi? Aynı bir aşk ilişkisi gibi aslında. Biz şimdi güvenmediğimiz bir arkadaşımızla görüşmek ister miyiz? Tabii ki İstemeyiz. hayır. Biz de işte aslında çok yakını oluyoruz o dinleyen insanları. Yani ruhumuzu katarak içten ve samimiyetimizi, içtenliğimizi ve samimiyetimizi ortaya koyarak yaptığımızdan mütevellit. Hem ben çok keyifli hissediyorum kendimi, hem yaşlanmıyorum, hem dinamik kalıyorum, hem sürekli bir aşk yaşıyorum aslında dublaj yaparken de. Umarım iyi bir şey olmuştur. Tabii bundan dolayıdır ki mesela ben Deli Yürek'teki Zeynep karakterini özellikle Zeynep Tokuş'un oynadığı Melda Bekcan çok fazla hani oynamadı. 20 bölüm falan oynadı Evet. galiba. Zeynep Tokuş'un oynadığı karakteri o kadar güzel aktarmıştınız ki ben Zeynep'ten nefret ediyordum. Yani o karakteri hiç Neden? sevmiyordum. Gerçekten Ya sevmiyordum. biraz evet şımarıktı ama sonra o da dönüştü, değil mi? Yani geldi şımarıktı. İşte zengin babanın kızı Amerika'dan geldi. Ama Yusuf'la dönüştü, kuşçuyla dönüştü. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Yaşamda hepimizin eğer bir yerde kalırsak yani hepimizin dönüşmesi değişmek değil ama nasıl yaşam hızla değişiyor ve dönüşüyorsa biz de onunla su gibi akmalıyız. Siz yarın akademiye gideceğim Peki dediniz bir ya. şey söyleyeceğim. Hep Tabii. mi nefret ediyordun Zeynep Tokuş'tan? Zeynep'ten Zeynep karakterinden? evet hep. Yani ben Ya. aslında şöyle o tip aslında şöyle hani nasıl ki
Geçen gün bir paylaşım yapmıştım. Aile Şerefi filminde hani zengin çocuğu Oktay karakteri var. Eriş Akman'ın oynadığı. Evet. Bu karakterden biz nefret ediyoruz. Bunun sebebi ne? Eriş Akman o kadar güzel oynamış ki ya da işte Fuat İşhan o kadar güzel seslendirmiş, Tabii. oyunu vermiş ki. Aslında işini iyi yapan bir ikiliden bahsediyoruz orada. Tabii tabii doğru ve söylüyorsun. Bu da yazan başka bir da zeka tabii zaten. tabii yazan da çok iyi yazmış bunu. Çeken de Aynen. çok iyi çekmiş vesaire. Aynen. Sadece Ya o ben o şımarık, karakteri sevmiyordum. kız bile Yusuf gibi, işte Yusuf'u kaybettim aslında çok derinlikli. Mevlana Şems, tasavvuf içerikli. Ben de tabii ilgiliyim bu konularda. O yüzden aslında çok hissederek ve severek seslendirmiştim. Bir de biz sürekli sabah böyle 4'ünde 5'inde anca yetişiyordu, montajdan çıkıyordu. Yani normal gün içinde almıyorduk seslendirmeleri. Gece mi alıyordunuz? Haber bekliyorduk. Tabii tabii haber bekliyorduk. İşte haber bekleyin. Hani ucu ucuna sürekli iş yapılıyordu. Esrafilm'de alıyorduk. O da Balmumcu'da bir yerde. Bayağı 3'te 4'te buluştuğumuzu biliyoruz yani sabaha karşı. Biz dublajı yapıyoruz. Ertesi gün yayına giriyordu. Haydar Yani 6 yıl Tüfekçioğlu, böyle çalıştık. bize biraz Haydar Tüfekçioğlu'ndan bahsedebilir misiniz? Çok erken gitti. Çok. Ben kendisine çok büyük bir hayranlığım vardı. Zaten Kesinlikle. Osman Sınav'ın ilk filminde galiba Sultan'ın 5 günü müydü filmi? İşte Fatih Sultan Mehmet'i anlatan bir filmde Fatih Sultan Mehmet oynamıştı. Oradan yine şey zannedersem onun sonraki dizilerinde falan izi vardı ama işte Deli Yürek'te Tabii, tabii, tabii. Murat Üç Kardeşler'le beraber başladınız galiba. Evet, o da benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Murat Üç Kardeşler'le O biraz başladık. Miroğlu karakterine hafif kaldı galiba. Evet, O evet, sesi evet, de onun da evet. sesi çok iyidir. Şu an reklam tanıtım seslendirmeleri yapıyor. Aynen, dolabın öyle olduğunu biliyorum. Şimdi psikolog oldu. O da hiç vazgeçmeyen ruhlardan biri. Psikolog oldu. Sonra şan mezun olduğu için Albüm çok var. güzel bir albüm var. Pınar diye bir arkadaşımıza çok güzel prodüksiyon yapıyor. Onun dışında bir senaryo yazıyor. Geçen konuştuk. Görüşeceğiz. Kıbrıs'ta da okulu devam ediyor vesaire. Oh, maşallah. Murat çok yönlüdür. Çok yönlüdür. Yani ve benim hayatıma çok katkısı olmuştur. Yani biz böyle abla aslında o benden bir yaş büyük de olabilir ama hiç önemli değil. Kardeş gibiyizdir. Keza anne Sevgi teyze. Yani çok çok sevdiğim, çok inandığım insanlardır. Tabii onunla başlamak da çok kıymetli oldu. Bir de ben o dönem çok Amerika'ya gidip geliyordum. Hatta o da arada gidip geldi. İşte biz böyle aile gibi dolaşıyoruz. Belki de şeyi sormuştun ya geçen gün. Neden işte o dizide olmadı? Belki Amerika'ya gidip geldiğim için olabilir dedim ben. Murat devam ediyor ama aktif olarak uzun metraj yapmıyor. Evet, fragmanlar ama çok yönlü Murat Üç zaten. Kardeşler ayrılma sebebi şey Osman Sınav mı böyle istedi? Hani bu karaktere biraz böyle çünkü ses düşük kalmıştı. Orada biraz Evet ince evet kalmıştı. biraz öyle öyle oldu. Şimdi ilk bölüm tabii çok anlaşılmıyor ya biz aslında seslendirdikçe biz karakterlerimiz ve Tabii bütünleşiyoruz. tabii. Biraz öyle oldu. Tabii şimdi Payidar'la Murat evet farklı sesler. Çok farklı. Yani Murat daha tenör, işte Payidar daha bas. Bir de yaşanmışlık da çok önemli tabii. Ya Payidar zaten çok şahsına münhasır bir kişilikti. Hep sohbet ederdik. Kızını çok severdi. Kızıyla ilgili çok sohbet ederdik. İşte bir tek kızım var derdi. Yani o kadar tiyatro, dublaj, değil mi? Yani çok değişik bir dünya. Kızım iyi olsun. Hep o mealde sohbet ederdik onunla. Eşi de oyuncuydu galiba, değil mi? Evet, tabii. Kızı Evet. seslendirme yapıyor mu? Yani böyle bir durum var mı? Babadan kıza geçen bir meslek vesaire falan var mı? Çok net bilmiyorum ama araştırabilirim. Bilmiyorum. Ben de bir bakayım. Genelde böyle olur ya Tamam. anneden kıza babadan Tabii tabii oğla tabii falan tabii geçen tabii. olabilir Aynen. tabii. Bazen şey de olabiliyor. Çok başarılı anne babanın çocukları çok eziliyor. Bazen de işte onlar onları geçiyor.
Artık bu herhalde etkenlere bağlı, güvene bağlı, özgüvene bağlı. O daha işte 3 yaşına kadar, senin de çocuğun var. Ona gösterdiğin gerçek sevgi, gerçek güven, gerçek şefkat çok kıymetli bir şey. Eğer onu 3 yaşına kadar alıyorsa tamam, geçmiş olsun. Yani her Tabii. yerde kendini var edebilir. Ben mesela, benim yeğenlerim var. Benim abim de çok iyi bir ses operatörü. Nuri Bilge Ceylan'la filmlerinde, reklamlarda, işte Yılmaz Erdoğan'ın son filminde, evinde artık stüdyo kurdu, uzay mekiği gibi oradan çalışıyor. Yeğenlerim var. Onlar daha küçükken bayağı Zoom'la ses alıp koyuyordu reklamları abim. Ama şimdi çok matah bir şey değil onlar için. Bir tanesi İngiltere'de hayvan anatomisi okuyor, Selin. Bakalım, hatta çalışmaya bile başladı İngiltere'de orada. Şimdi diğeri de görseli çok kuvvetli. Onunla ilgili bir şeyler yapacak herhalde Deniz. Yani seslendirme yapıyorsak gerçekten çok farklı şeylerle ilgilenemiyorsun. Ona teslim olmak gerekiyor. Runay ne yazmış? Runay sonunu okuyamadım. Canım Özlem hocam Afrodit yazmış sizin için. Okuyayım dedim Ya ne yani kadar dikkatimi büyük çekti. büyük kelamlar bunlar değil mi? Afrodit. Az önce pozu bir daha alabilir Çok miyiz? çok güzel. Siz çok güzel. Tamam bunu şey yapacağım. Kapak resmi yapacağım. Ya Oraya. ne kadar güzel, ama şu da var, yani ben dışarıdan yemek yemiyorum. Sebze sebze kendim pişiriyorum, yağlarımı seçiyorum. Sürekli yüzüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ve 51 yaşına gireceğim 1 Ocak'ta. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Gerçekten göstermiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çünkü Söylüyorlardır bunu ben de zaten. söylüyorlar. Hissetmiyorum. Çok şükür. Belki evlenmedim, çocuk doğurmadım, ama çok bağlıyım doğaya, hayvanlara, bitkilere, toprağa. Benim Kaliforniya solucanlarım var, gübrelerim var falan bahçede. Yani elimden geldiğince dokunmaya çalışıyorum. Buradan gitmeden de bu dünyayı çok iyi algılayıp gitmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Zaten şimdiye kadar iz bıraktınız. Onu söyleyeyim. İz bırakmak çok Estağfurullah. önemli. Bunu başardığınıza inanıyorum. Siz de zaten kalpten mutmain olmuşsunuzdur zaten buna. Daha da bırakmaya devam Ben çok edeceksiniz. seviyorum. Bir de Seslendirmeyi çok bir seviyorum. de öğrenci yetiştiriyorsunuz. Şöyle, siz şunu soracağım. Nasıl bir hocasınız? Sizin hocalarınız nasıldı? Kıyaslama yapabiliyor musunuz? Ben böyle bir hocayım ama Ama benim bir şey hocalarım söyleyeceğim. şöyle Bunu dedi. şimdi herkes anlatmıştır. Bizim hocalarımız tabii pek can koşar. Saadettin Erbil, Kenan Işık, Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil evet çok eğlenceliydi, ama sertdiler, çok sertdiler yani. Ya bu arada Mehmet Ali Erbil demişken bakalım eğer kabul ederse Mehmet Ali Erbil'le de bir canlı yayın yapacağız. Sadece dublaj konuşacağız ama başka bir şey konuşmak istemiyorum Mehmet Ali Erbil'le. Sıkıntı Onunla biz oluyor. The Doors filminde Meg Ryan'ı seslendirmiştim ben. O da yıllar önce tabii. O zaman tabii kanal yok, hepimiz bir aradayız falan. Çok da sevdiğim, Jim Morrison'ı çok sevdiğim bir sanatçıdır benim. Hem şiir yazar, hem sinema ile ilgili çok yazıları var. Ama işte o da enteresan bir biçimde vefat etti. Mehmet Ali Erbil'e çok sevgiler tabii. Beni en son Kıbrıs'ta karşılaşmıştık, ama yine bir 10 küsür yılı vardır. Acil şifalar, gerçi sağlığına kavuştu. Hatta programa Daim başladı olsun. galiba. Bir programa başladı Aa öyle kanaldaydı. mi? 4 senedir Aa. zaten piyasada yoktu. Ben Mehmet Ali Erbil'i gerçekten çok seviyorum. Babası da zaten büyük bir dublajcıydı Saadettin Erbil. Türk sinemasında çok büyük emekleri var. Çok, Oğlunun da öyle. çok. Sadece sinemada değil, Evet. yabancı film dublajlarında falan da aynı şekilde. Çizgi film Evet. vesaire falan. Tabii tabii tabii. Mesela o kadar öyle karakterler ki işte Saadettin Erbil, pek can koşar. Iti Koçar da inanılmaz iyi bir oyuncu ve seslendirmen. Zaten sen bir canlı yayın yaptın Iti ile Yaptım. galiba. Doyamadım ona ya. Bir daha Aynen. inşallah teklif Aynen. edeceğim. Yapacağız. O biz onunla işte marimarlar bir şeyler falan, böyle çok
dizi ve filmde seslendirmişliğimiz var. Bana da çok şey öğretmiştir ayrıca. Hı hı. Sağ olsun. Çok sağlamdır. Çok sağlamdır ama öyle babaların da mümkün değil yani başarısız çocuklarının olması. Armut dibine düşmüş gerçekten. Çok kesinlikle, çok kesinlikle. Büyük insanlar ya. Yani bu seslendirme, dublaj konusunda, oyunculukta vesaire falan. Zaten şey Itri Koşar reklamda bir Itri Koşar evet. Bir de Özlem Altınok var zaten reklamda, başka kimse. 90'lar ya, ama şöyle 90'lar reklamlarda ben mesela saydığımda Özlem Altınok var, Cahit Şaher var, Köksal Engür, Cüneyt Türel, Itri Koşar 5 tane, başka da bir de Lami Sezer rahmetli. Biz, mesela ben bir dönem bir de İbrahim Tatlıses'in dizilerinde de seslendirme yaptım. Evet, onu soracaktım ben. Evet, evet. Bir dönem vergi rekortmanı oldum. Onu soracaktım, evet. Beyaz, Mehmet El Erbil hatırladığım kadarıyla. Ve Şenay İbrahim Gürler Tatlıses, de varmış galiba listede. Şenay da vardı. Beni programına çağırmıştı İbrahim Tatlıses. Fakat ben böyle minik bir şey, bir operasyon bir şey olmuştum. Katılamadım ama orada bayağı beni övmüş, takdir etmiş, sağ olsun. Ben o videoyu paylaştım, gördünüz mü bilmiyorum. O videoyu, benim öğrencilerim bana izletti sonra. O videoyu şöyle, sen mi paylaştın? Tabii, Şenay Gürler'i çağırdı sahneye ama şöyle çok ilginç bir üslupla çağırdı. Klasik İbrahim Tatlıses üslubu ile çağırdı. Evet. Sonra şey dedi. İşte 100 tane vergi rekortmeni vesaire falan, ilk 100'den bir tanesi Şenay Gürler. Bir de dedi Özlem Hanım kızımız var diye söylemişti, bahsetmişti. Çok severdi beni, çok sever, evet. Yani biz beraber mesela girerdik, işte böyle elini atardı, sarılırdı bana falan. Ayrı bir sevgisi vardı. Hatta imaja çok gidiyordum işte. İmajda da ikinci kat albüm katıdır. Müzik kayıtları alınıyor. Orada mesela gördüğünde böyle kapıyı açardı bana. Kızım geldi, kızınız geldi falan diye. Çok tatlı. O da ne güzel. O da sağlıklı çok şükür. O da çok badireler atlattı. Evet. Daim olsun inşallah. İnşallah. İbrahim Tatlıses dizilerinde ya da filmlerinde köylü kadın dublajı yaptınız mı? Yok. Peki, ben hep böyle tatlı. Hiç köylü kadın var. Olmadı değil mi? Köylü kadın bir ara oynadım. Şey çok eski. Ben onu çok merak ediyorum. Falan. Çok merak ediyorum. Nasıl konuşuyorsunuz acaba diye. Yok çok ya. Çok gençtim o zaman. Yani bir de mutsuzdum. Biraz mutsuzdum. Olmadı yani. Ben sana Halil'in şifresini vermişim. Golüm. Telefonum günü vermeyeyim. Ben şundan dolayı söylüyorum. Şimdi racon isterse, reklamlarda olursa yapıyorum. Ben sana kalbimin şifresini vermişim gurum ya. Bu aslında köylü değil de keko kadın oluyor biraz. Keko yani ama böyle biraz şive de var yani. Ben mesela geçenlerde bu Bücür Cadı dizisinde keko kadın çok iyi. Bücür Cadı dizisinde Sezer Güvenirgil'i seslendirmişti Funda Özkay. Köyden şehre gelmiş, böyle arafta ya, kalmış bir kadını. Funda. Çok güzeldi Funda, ya. Müthiş, tabii ki. Tabii ki. O zaten ben yerli de neyim ki yani, ben işte Osman Sınav'ın, İbrahim Tatlıses'in, evet ara ara yaptım Funda zaten yani. O da bizim hocamız. Bayağı açtı. Yerli dublaj mı zor size yoksa yabancı mı? Ben reklamı seviyorum. Ya yerli de çok keyifli. Eğer karakterini seviyorsan çok keyifli. Hı hı. Mesela Kadir İnanır'ın oynadığı da bir Marzi demiştim en son. Yok yok. Bir şey Poyraz mıydı? Kuzey. Evet. Öyle bir şey. Kuzey bir şey yerli... evet. Öyle bir şey. Evet evet. Mesela Ersin Sanver'le çok çalıştık. Hı. Ersin abi yönetmen. Zaten beni aslında dublajdaki ilk etki Ersin abidir. Ben Hamdi Alkan'la tiyatro falan yaptık. Hı hı. İşte minik minik dublaj yapıyorum. Gezmeyi de çok seviyorum ya. Bir yıl İsviçre'de kaldım. Almancayı da dilim. Onu dedim geliştireyim Luzern'e. Ve Benedik Şule diye bir okula gidiyorum bir yıl. Sonra geldim. Sınavlara girip rehber olmak istiyorum. Bir oyuna gittim ben. Ersin abi oynuyor. Kuliste ziyaret ettim tabii.
Böyle yaptı bana. Geldin mi kız sen dedi. Geldin Ersin abi. Tam pazartesi senkrona geliyorsun dedi. Evet. Ben dedim ki ben rehber olacağım. Sınavları tam gir sen sınavına dedi. Para kazan gel buraya dedi. Ama inanmıyor yani benim o sınavlara Ben senkrona bir başladım zaten orada. Orada bitti yani rehberlik falan. Bu az önce ustalarınızı sormuştum da ne kadar yardımcı oluyorlardı size? Ya da ne kadar Yani köstek olanlar aslında var mıydı? şimdi ben ya hocalardan bahsetmeyelim de yani herkes hoca aslında. ya herkes hoca yani bak herkes bilgi var. Evet. Bilgi seçmekle ilgili bence. Oluyorlardı şey. Bunu şu açıdan soracaktım aslında. Sormalı sebebim şuydu. Bir kadın olarak sektörde bu işi hani yeni yapmak isteyenler için de Zor. bir şey olur. Ya bir kadın olarak çok mu zor ya da Yok, çok karşılaştığınız çalışmak gerekiyor. avantajlar dezavantajları Hayır, soracaktım. zor zor değil. Sadece çok çalışmak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Bir kere psikolojik dayanıklılık çok önemli. Kişisel algılamadan ben öğrencilere de hep diyorum. Kişisel algılama damarlarımızı kesiyoruz. Çünkü ne yapıyorsak o yanındaki sana fake atabilir, o olabilir, enerjini bozabilir. Önemli değil. Bir sürü psikolojik şeyler de paylaşıyorum ben. Enerjini yedirmemek ya da bir alan kurabilmek. Çünkü özellikle reklam, hepsi dublajda ama reklam, oyun kurucu sensin. Tek bir karakter yok. Bir sürü veri var, bilgi var ve o oyunu sen kurmak durumundasın. Yani çok daha farklı aslında normal dublajdan. Dolayısıyla çok ciddi bir fokus, odak gerekiyor. Bunun için de ay bir dakika sevgilim bana bunu dedi, kocam niye böyle yaptı, annem de şunu mu demişti gibi durumların olmaması gereken bir alan. Yani orada zaten en fazla bir saat sürüyor reklama gittiğinde. Çok güzel değil mi? Büyük paralar dönüyor. Özel işte metni yazılıyor, çekiliyor, ediliyor. Herkesin beklentisi çok büyük. Dolayısıyla böyle pırıl pırıl gitmek lazım. Yani bedenin, bilincin, ruhun ışıl ışıl olmalı. Hatta orada bir negatif bir şey olduğunda bile onu sen pozitife dönüştürebilirsin ki sana hizmet edecek. Yani negatif bir durum varsa gerçekten samimi ve güven verici bir oyun kuramazsın. Bu çok önemli. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Yani insanı bilmek gerekiyor. Bedeni, bilinci, ruhu nasıl çalışıyor? Ben nasıl? Oyuncaklarım ne olmalı? Neden beslenirim? Ne bana hizmet eder? Ki bunları bil ki hemen bir kötü bir durum olduğunda altından kalkabil. Bir film sahnesi hatırlıyorum. Orada diyor ki kadın şezlongda uzanmış. Başka bir kadın diyor ki "Aa, siz oyuncu musunuz?" diyor. O da diyor ki "Her kadın oyuncudur hayatım ama sadece ben bu işten para kazanıyorum." diyor. Güzel ya. Evet, herkes Bir de oyuncu tabii şey herkes seslendirme tabii sanatçısı ki olabilir mi? Yapabilir mi herkes bunu? isterse olur. Çünkü neden film? Bu arada ben Küba'ya kemik verdim onunla oynadım. Çok şükür. Aynen. Neden sence? Çünkü filmler, diziler, tiyatro, bütün güzel sanatlar neyi taklit ediyor? Bizi. Yaşamı. Evet. İnsanları. Değil mi? Tabii. Zaten gerçek oyuncular biziz. Ama eğer o işte sistemi, oyunculuğu, sade duruşları algılarsak hepimiz yapabiliriz. Ve istiyorsak tabii çok istiyorsak, çok çalışıyorsak tabii ki yapabiliriz. İstemeden olmuyor yani. Anladım. Tabii ki istemeleri gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki. Geldi arkadaş kursa, çalıştı vesaire falan. İstiyor ama başrol konuşmak istiyor. Yardımcı oluyor Ya musunuz? evet. Ya ben şimdi Bu tabii reklam şansı var dersine mı? girdiğim için. Böyle bir şansı var mı peki? Yani o arkadaşın E erkek var. kadın fark Var tabii etmez. ki. Başrol Eğer konuşma şimdi şansı. biz normal film mesela ben Digitürk'ten geldim bugün. Orada
CSI Vegas'ta Sarah'yı seslendiriyorum ve Grey's Anatomy'de Teddy'yi. Şimdi biz prova görmüyoruz. Yani giriyoruz ve direkt kayıt. Zaten çeviriler biraz kötü, uzuyor, kısa bir şey falan. İşte Türkçeyi doğru telaffuz etmek. İngilizceden çeviriyorlar ya, İngilizce bilmek de yetmiyor. Türkçeyi de bilmek gerekiyor. Yani şimdi CSI Vegas'ta Sarah başrol ama çok odak gerekiyor, çok bilgi gerekiyor. Hem duygu hem senkron. Çalışmak gerekiyor tabii ki, neden olmasın? Ben daha çok evet, ışık gördüğüm insanları bazı stüdyolara gönderiyorum. İzliyorlar. Kimisi kalıyor, kimisi devam ediyor. Mesela bugün Dijitürk'te Doruk diye bir öğrencim var. O orada bayağı girip çıkıyor, yani seslendirme yapıyor. Az önce bahsetmiştiniz ya, çeviri bazen kötü oluyor falan. Tabii. Şimdi Türkiye'de ben dublajlı film seyretmiyorum diyen bir tayfa var. Aynen bu tavırla söylüyorlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakta ve hak verdiğim noktalar da var. Kötüsü de var bunun, ama biz gerçekten dublajın dünyada en iyi yapıldığı yerlerden biriyiz. Onun da hakkını vermek lazım. Şimdi bu dublajda çevirinin önemi ne kadar? Ne kadar önemli bu çeviri? Onu merak çok ediyorum. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi bizim gibi artık bunları bilen seslendirme sanatçıları tabii ki hazırlıklı giriyor. Hı hı. Sürekli cebinde kelimelerin olması gerekiyor. Ya kısa ya uzun, hep böyle. Ve insan kafayı yer yani. Nerede kısa, nerede uzun olduğunu bilmiyorsun. Bir de nerede bozuk Türkçe var onu da bilmiyorsun. Giriyorsun hiçbir şey bilmeden. Yani hep böyle çok spontan her şey. Ve orada... Demin ne dedik? Reklamda oyun kurucu benim. Evet. Ama dizide Sarah'nın oyunu neyse ben onun üstünde ya da altında bir şey performe edemem. O ne yaptıysa onu yapmak durumundayım. Evet. O yüzden çok dinlenik olmak gerekiyor. İşte iyi beslenmek gerekiyor. İyi, yani iyi şeyler koymalıyız bedene, bilince, ruha ki sağlıklı olsun, güçlü olsun. Kaslar güçlü olmalı. Bazen saatlerce ayakta kalıyoruz. Ama Hani şöyle, otururken de olur ama... Biz dublaja girdik, çeviri çok kötü. Yani oradaki duyguyu ben veremiyorum. Uymuyor hareketlerine falan. Yok. Nasıl yapıyorsunuz? Uğraşıyoruz. Baştan işte yönetmen de yardımcı oluyor. Cümleyi tekrardan kuruyoruz. Yazıyoruz, atıyoruz. Tabii. Mesela bu CSI'da ilk başlarda çok kötüydü. Aynı bu şekilde... Uğraştık yani, hani işte atıyorum yarım saatte bitecekse bir saatte bitiyor. Ben de söylüyorum yani çeviri çok kötü, düzelirse iyi olur falan diye. Biraz düzeliyor. Bugün yine böyle hani çok iyi değildi açıkçası. Hı-hı. Ama işte oradaki senin enerjin o çok önemli. Kişinin enerjisi, onunla baş edebilme durumu. Psikolojik dayanıklılık, bir de keyif almak. Yani ben Allah kahretsin demiyorum. Ya tamam halledelim. İşte keyif almak çok önemli. Yoksa habire lanet okuyorsan o sonunu getiremezsin bence. Bir de kendini de hasta edersin. Doğru, doğru. Az önce siz de galiba dublajlı film izlemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu mesleki ya deformasyon şöyle... mu yoksa? Evet, evet. Yoksa çok güzel. Sadece ya bazen tabii ben de Netflix'te bir şeyler seslendiriyorum. Bakıyorum hemen doğal mı karşılıklı. Çünkü biz kanal girdiğimiz için tek başımıza. Bakıyorum karşılıklı oluyor mu? Ne olmuş? Kendimi dinliyorum. Duygumu dinliyorum aslında. Tamam iyiyse altyazıya geçiyorum. Hatta biraz da İngilizceyi de, benim Almancayı da dilim. İngilizce de böyle biraz daha gelişsin diye de yapıyorum açıkçası. Ama bu şey değil, asla dublajlı seslendirme izlemem gibi bir şey değil benimki. Hı. Benimki farklı amaçlarla yapılan bir şey. Az önce size Afrodit diyen arkadaş demiş ki iyi bir dublaj olunca izleniyor. Şimdi iyi bir dublajdan kastımız evet. Nedir? Baktığınızda ya çok güzel dublaj olmuş. Neyi doğru yapmış bu insan? Ya da işte bu... Doğal olabilmek, doğal yani kasmadan,
ben hani bu havalara girmeden oradaki oyuncu ne yapıyorsa o doğallıkta onu yorumlamak aslında. Doğallık başta diyorsunuz. Tabii çeviri vesaire tabii. Yani falan sesini, da önemli. Sesini ön plana çıkarmadan bazı arkadaşlarımız sesini çok ön plana çıkarıyor, parlatıyor. Bir İsim şey verebilir misiniz? Hayır. Tüh ya. Baktım ben böyle şey değil mi? Tam oradan girecektim. Yani sektörde bu işi gerçekten kötü yapanlar var. Flash. Özlem Altınok. Sektörde gerçekten bu işi kötü yapan insan sayısı da fazla. Bunlar nasıl iş yapıyorlar? Yani nasıl iş geliyor bunlara? Yani her sektörde, her branşta olduğu gibi iyisi var, kötüsü var. Hı-hı. İşte ucuza var, değil mi? Ucuzluk mu temel sebep acaba? Ondan mı oluyor? Ya şimdi eğer her gün bir stüdyoya sabahtan akşama kadar gidiyorsan, kendine vakit ayırmıyorsan, tabii ki fabrikasyon bir şeye dönüyor. Yani özenilmiyor galiba. Özenilmiyor. Hı-hı. Haklı olarak da. Yani orada daha çok hep para kazanmak var. Ben sadece reklam daha çok seslendirdiğim için paramı oradan kazandım. Kazanıyorum da çok şükür. Uzun metraj gerçekten hakkını vermek gerekiyor. Yani kolay bir şey değil. Ben aslında hani dublajı mesela sabahtan akşama kadar orada kaldı, kötü performans gösterdi. Hani iyi bir dublaj sanatçısı da kötü performans gösterebilir. Ben mesela isim vermeyeyim ama bir tane dublaj sanatçısı, ben çok seviyorum kendisi ama bir tane dizi izledim. Hatta niye isim vermiyorsun? Siz de isim vermediniz çünkü falan. Şöyle dedim ki, baktım Geniz'den konuşuyor. Acaba dedim gerçek karakter mi böyle, Geniz'den konuşan bir karakter mi acaba anladım, diye. Anladım. Ben hiç beğenmemiştim onu ama kendisini çok seviyorum. Yani niye böyle yaptı bilmiyorum. Belki hep de öyle konuşuyor ama değil mi? Yok, orijinal karakter belki öyledir. Yok. Yok. Ha, hep öyle yapmıyor. Benim bir tane bildiğim var. Yok. Ha, hep öyle konuşuyor. Her şey öyle konuşuyor. Yok. Hepsinde öyle değil. Sadece o karakterde öyleydi. Normalde mesela işte isim veriyormuşum şimdi. Ama karakter onu gerektiriyordur tabii ki. Yani işte sen onu, de şimdi çok farklı bir örnek verdin. Onu merak ettim. Acaba hani ona özenmedi mi ya da hep o dönemlerine mi denk geldi? Gotham'da Fish Mooney diye bir karakter yorumladım ben. Onu asla deli yürekteki şefkatli ya da Sera da biraz daha sert çünkü dedektif bir kadın. Ama yani Gotham biliyorsun, diziyi biliyor musun? Hayır. Şeyin öncesi, yani Joker, Boker karakterleri var. Fish Mooney bir zenci kadın. Mafya babaları bile korkuyor kadından. Seni geberteceğim pislik diye sesler. Yani Federal'deki tanıtım videonuzda olan evet, var, şey. Var. Hatırladım var, şimdi onu. Evet. Ama Tim Burton'daki Corpse Bride'de çok daha şefkatli. İşte Zeynep Tokuş öyle. İşte ne bileyim, Grey's Anatomy'de Teddy bir doktor, o ona göre. Oradaki karakter neyse biz onu yapmakla sorumluyuz zaten. Ama reklamda çok daha özgür bir alanımız var. Senin işaretlerin, senin imzan, tabii ki müşteri de onaylıyorsa, tamamıyla başka bir zeka ve oyun kuruculuk var reklamda. Murat Prostçiler yayınımıza gelmiş de az önce Johnson Özlem yazmıştı. Onu da okumuş olalım. Biz Murat Prostçilerle Cüneyt Çalışkır beraber, partnerim de benim. Eric Morris ekolü çalıştık. Çok da iyi bir yönetmendir Devlet Tiyatrosu'nda. Sumru Yavrucuk'la Line'nin Güzellik Kraliçesi'nde bir sürü ödül almıştı. Rahmetli oldu. O da benim partnerim de. Çok güzel bir workshop yapmıştık yıllar önce. Çok da bana katkısı oldu tabii ki. Bir Murat Şen'in bir belgeselden bahsediyormuş bir videoda. Netflix'te yayınlanan bir belgesel seslendirmesinden, bu işi nasıl yapmış bu arkadaş falan diye. Siz de galiba hatırladınız mı o belgeseli? Ben bir şey yazmış mıyım?
Yazma değil de şeyde ben bir röportajınızda izledim. Yani bir programda izledim. Orada söylüyorsunuz. Murat Şen şey diyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Ya bu nasıl bir belgesel seslendirmesi gibi bir şey söylüyor. Bu türden bir şey. Siz hatta bunu programda hatırlatılınca evet ben de izledim. Ya tabii ki de Netflix'te olan bir evet. belgeseldi galiba bu. Netflix'te evet. Aa evet. Hatta şey kesinlikle mesela kapattım. Altyazılı bile izleyemedim daha sonra. David Jordan mıydı? Yok neydi ya? Sporcu bir adamın. Şimdi Netflix'te şöyle bir şey var Sedat. Nasıl yapıyor mesela Netflix hani kaliteli bir platform deniyor ya hani. Şimdi mesela hepimiz biz Murat Şen'le de Salvation diye bir dizi seslendirdik. Fakat her dizide farklı ses istiyor Netflix. Şimdi yani Türkiye'de seslendirme sanatçısında sayısı da belli. Ama Bu siz sefer yetiştiriyorsunuz işini sürekli birilerini falan, onların şansı. yetiştiriyoruz ama evet. Bu sefer işi bilmeyen daha böyle genç sesler, gençlik dizileri ya da işte bu tarz sporcu belgesellerini ya bilmiyorum ben kim konuşmuş tanımıyorum çünkü. Yani biz de yetiştiriyoruz ama bu biraz da Bizden mutlak da uzak değil bir galiba. kesinlikle değil. Hemen böyle yani hemen tabii 3 ay yetiştirdik böyle bir şey olmuyor. Demlenmek lazım, süzmek Tabii tabii lazım, tabii. öğrenmek lazım aynen. Evet hatırladım o belgeseli ve mesela oraya gidip yönetmenlik yapan arkadaşlarımın anası ağlıyor. Neden? Dublajı bilmiyorlar. Hem dublajı öğretiyorlar, hem tonlamayı. Sadece o ses onaylandı diye onunla dublaj yapılıyor. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. Hep farklı sesler istiyor Netflix. Son birkaç soru var. Kim? Tolgahan Çatlı. Doktor alkış göndermiş. Size göndermiş bence. Dışarıda böyle markette, bankada vesaire falan sesinizi tanıyıp sizinle sohbet eden oldu mu? Ya da hangi Ya tabii. karakterdesi? Mesela dediler mi? Deliörekteki Zeynep. İşte Aynen. L'Oreal'deki Magnum falan vesaire. Ya da Aynen. ne bileyim işte Aynen. bu şu arabanın Aynen. reklamındaki falan. Hangisini daha çok Evet. tanıyorlar size? Zeynep dediğin gibi reklamlardan öyle. Ya da işte 80'li City Sementa'dan. Ben bir de çok yıllar önce Garanti Bankası Güven Kıraç'la 3 dakikalık böyle uzun çok iyi bir yönetmen de bir yönetmenimiz. O Aylin de çok ses getirmişti, oynamıştım. Hatta ben Serencebey'de oturuyordum. Kimse yani işte markete gidiyorsun, bakkallar falan. Bilmiyorlar senin seslendirme yaptığını. Görüntü olarak tanımıyoruz ya. Orada gitti böyle şey yapmıştı. Günaydın Aylin Hanım. Reklamda Aylin de ismi. Evet günaydın diye. Ya çok çok etkisi var tabii. İnsan. Peki siz seslendirdiğiniz kişilerle tanıştınız mı hiç? Zeynep Tokuş'la falan bir Zeynep arkadaşlığınız var Tokuş'la mıydı? tanıştık. Evet. Gala'da tanıştık hatta. Çok da teşekkür etti. Çok tatlı bir kızdı o. Işığı çok iyi bir kızdı. Enerjisi. Ama herkes o şekilde değil tabii yani. Bazen ödüller aldırıyoruz. Değil mi? Bir şeyler oluyor ama işte ne diyeyim? Bir şey demeyeyim Bence değil şimdi. bu konuda çünkü benim de içimde ukde kalan bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim. İstemi Betil'in böyle bir röportajını izlemiştim. İstemi Betil orada diyor biz yıllarca bu insanları seslendirdik. Bizim Tabii. dublajımızla yükseldi oyunculukları. Tabii. Tamam o da parasını aldı, ben de paramı aldım. Ama o ödül aldığında oyunun oyunculuğunu ben yükselttim. Ben niye ödül almıyorum? Bana niye ödül vermiyorlar? Benim böyle bir I Evet. have a dream, böyle bir Evet, düşüncem, evet. böyle bir Tabii hayalim var. Bunu bir gün mantıklı, çok mantıklı. gerçekleştireceğim. Tabii. Yani Ben şey gerçekleştirmeyi biliyorum düşünüyorum mesela. değil. Şöyle söyleyeyim, gerçekleştireceğim diye söyleyeyim. Evet, sen yapabilirsin. Yani ben güveniyorum sana. Bunu yapacağım inşallah. Çok da güzel olur bence. Aynen. Şeyde o Garanti Bankası şubesiz bankacılık bayağı 5 tane kristal elma ödülü aldı. Ona gitmiştim mesela.
Mesela o reklamlarda Kristal Elma diye bir şey var biliyorsun. Evet, benim konuştuğum bayağı Garanti Bankası'nın reklamlarda reklamı Serdar Erener falan yapıyordu galiba. Bir ara yönetmenliğini Sinan Çetin yapıyordu. Ondan sonra başkası mı devraldı bilmiyorum ama. Yok şey rahmetli oldu o da. Hatta iki ortak onların ismi çok benzer. Şimdi aklıma gelmedi. Çok yani özür dilerim aslında unutmamam gerekiyor çünkü çok iyi bir yönetmen. Bütçesiz çalışıyordu. Yani ve 3 dakika çok uzun reklamlar. Yani böyle örnekler yok artık. İki ortak ismi aynı hatta bilirsin. Ali Tara mı diyeceksin? Evet Ali Taran. Ali Tara, Ali Taran. Evet. Ali Taran daha ziyade reklamcı. Ali Tara, Ali Tara rahmetli oluyor. Ali Taran yaşıyor. Aynen. Bu reklamcı. Aynen yaşıyor. Ve ortaklar onlar. Ama çok acayip bir yönetmendi. Yani biz çekim bitmiş, her şey bitmiş. İşte ekibi şey diyordu. Şimdi o gidecek montajda beğenmezse seti şey yapmıyor, yıktırmıyor. O set duruyor yani montaj yaparken. O da para. Bir şey hoşuna gitmezse tekrar çekecek. Yani öyle çalışan insanlar. 90'ların reklamları da çok güzeldi. Farklıydı evet. Her şey farklıydı. Müziği her şey değil mi? Yani öyle ki 90'ların mesela reklamları beni otomobillendir Macit diye bir reklam vardı. Sonra bu 90'lardaki en matrak gruplardan biri olan Grup Vitamin'in şarkısına konuk olmuştu. İşte beni otomobillendir diyorsun, vites kaçtı işte bilmiyorsun falan diye sözler yazmışlardı. 90'lar ve 90'lara iz bırakmış birisi olarak sizinle böyle konuşmak beni biraz daha heyecanlandırıyor. Gerçekten öyle. Tabii mesela o dönem Realcan'ın Uno Yağ reklamında yine oynamıştım. O zaman Serdar Erener arkadaşı, biz çok eğlendik. Yani benden önce bir bayan vardı, o çok biraz kastı falan olmadı. Böyle bir gerginlik oldu. Sonra işte bana başladılar. Reklam çek, 2-3 reklam çekecekti. İşte Serdar'ı çağırdı, nasıl eğleniyoruz ama biz kamera karşısında. Sonra mesela o da bir şey oldu. Serdar beni tanıdı. Reha beni tanıdı. Reha Sinefek'te beni işte Hürriyet reklamları tencere veriyor ki düşün Reha'dan bu işleri yapa yapa o paraları kazanıp o filmleri yaptı. Hatta hiç unutmuyorum Sungun abi, Sungun Babacan ilk defa geliyor Ankara'da o zaman İstanbul'a. Link Yepek Şampuanı diye bir aşk hikayesi olan bir reklamda seslendirme yaptık Sungun abiyle. Serdar Erener'in işiydi. Keşke bulabilsek o reklamları mesela. Onlar da çok keyifli. Twitter'da eski reklamları paylaşan bir sayfa var. Muhtemelen paylaşmıştır. Bir bakalım ona. Bir de YouTube'da Dailymotion'da falan bunlar eski reklamları yayınlıyorlar. Çok isterim. Yani bir de mesela benim hiç unutamadığım Coca-Cola'da bir Megran gibi sarışın bir kız yorumlamıştım. O da çok tatlıydı. Sahilde Harry ile yaşıyorum. Harry benim köpeğim. Cem Yılmaz'ı seslendirmek nasıl bir şeydi? Çok keyifliydi. Çok. Bir de o böyle çok spontan olmuştu. Bir anda aradılar beni. Allah Allah, Gülen Karaman çünkü The Sesi. Türk Telekom'un. Gülen çıktı, ben girdim. Çok eğlendik yani. Çok eğlendik. Yani çok keyifliydi. Cem Yılmaz'la tanıştınız mı peki? Yoksa hani ben seni seslendirmiştim falan. Cem Yılmaz'la tanışmadım ama bir sinemada denk gelmiştim çok yıllar önce. Çok matrak biriydi yani. Bayağı laf attı, sohbet ettik öyle ayaküstü. Fakat abim Cem Yılmaz filmlerinde çalıştı ses operatörü olarak. Cem Yılmaz da aslında şey seslendirme ve işte dublaj sanatçılarına çok kıymet veren bir isim olduğunu tabii biliyorum. Orada zaten reklamdaydı. Yani öyle tanıştık tabii ki. Ve çok da güldük, eğlendik. Gayet keyifliydi. Mesela Opet reklamlarında Rıza Pek Kutsal ve rahmetli Zafer Önen'i özellikle istiyor. Hatta Zafer Önen'in şöyle bir röportajında şöyle bir şey söylemişti. Cem o reklamdan bana özellikle 150 bin YTL, o zaman YTL yeni çıkmıştı tabii. 150 bin YTL verilmesini özellikle koymuştu güzel, o şeye. Ve ben hayatımın sonuna kadar onunla hayatımı sürdürdüm. O para ve işte ondan elde ettiğim gelirle vesaire falan diye. Cem Yılmaz mesela film şeylerini
Nur Subaşı, rahmetli Nur Subaşı film fragmanlarını falan seslendirtiyordu. Aynen. Aynen. Çok özel bir şahıs ve ses Nur Subaşı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Arif ve 216'da mesela Ceyhan Tözüm. Hatta çok güzel bir kamera arkası yapmışlardı. 1000 voltta çekmişlerdi evet, galiba izledim onu. Ben de. Çok aynen. Güzel bir kamera arkasıydı Ceyhan Tözüm'de yaptıkları. Ya Cem bu konuda gerçekten değerlerine çok sahip gelenek. Yani o eski. Hı-hı. Zaten o da aslında yeni yüzyıl bir meddahlık yapıyor. Onu biraz hırpalıyorlar ama çok gereksiz yere hırpalıyorlar. Cem Yılmaz gereksiz, biraz, bence bir de, anlamda bence aslında de. Yani artık birçok alanda kendini deneyimlemiş, ispatlamış. Yani bu kadar gerek yok bu agresyonu diyorum ben. Bakalım işte. Şey var Türkiye'de şu an Covid'den bence. Covid'den insanlar böyle bir ruh sağlığını bence kaybetti. Herkes hani gergin. şey diyor ya, faşizm konuşma yasağı değil, söyletme mecburiyetidir diye. Cem Yılmaz'a illa bir şeyler Aynen. söyletmeye çalışıyorlar. O da bu topa girmedikçe Tabii. duyarsız bir insanmış Bir de gibi aynen. davranıyorlar. Aynen.